Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2100 puandan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 dakikalık maçta oynayacağız. 2100 puanla 250 puan arası maçta oynamaya çalışacağız. En son bu puanda kaldığımız için 700 puanla başladık ve adım adım 2150 puana doğru ilerliyoruz. Çok güzel bir seri oluyor gerçekten. E4 ile başladık videomuza. Rakipten hamle bekliyoruz şu anda. Bakalım ne oynayacak. Evet. İlk hamleyi bayağı fazla düşündü. E5 oynadı. At F3 oynayalım. Evet, merkez açılışı geldi. İtalyan açılışını oynayacağım ben de. D3 oynayalım. Atla E4 istediği için D3'te korumayı tercih ettik. Hem de filimizin çaprazını açtık. Buna C3 oynayacağım bir tane D6 hamlesine. Fili erken çıktığı için vezir B3 bir oynamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi F7 ve B7'de baskımız oluyor. Çünkü fili çok erken çıktı. Geldiği karede piyonu koruyordu. Buraya gelince artık piyonu korumayı kesti ve artık vezir B3 gibi hamle imkan verdi. Çok hızlı bir hamle oldu. Tabi burada vezir D7'de oynayabiliyorlar. Yani vezir D7'ye çünkü vezir B7 alırsam kale B8 oynuyorlar. Orada atı yiyemiyorum çünkü vezir atı koruyor. Buradaki en iyi hamle vezir D7 olabilir. Şimdi D5 hamlesi ilginç. D5 olması lazım burada. E5 alsam at A5 mi oynayacak? Vezir A4, C6 oynarsa bir tane daha alırım. Bu hamle olmaması lazım. Bir alalım bakalım. At A5'e vezir A4 görmüştüm. Vezir A4 yapalım. Burada şimdi atı kurtaran tek hamle C6. Yoksa vezir atı koruyamayacak. C6 oynaması gerekecek. Fil D7 mesela, vezir A5 boşta. C6 oynayacak. Ama C6'ya bir tane daha alacağım. Şimdi almak zorunda, evet. Yoksa direkt kaybediyordu. Bunu at E5 oynayabilir miyim acaba? Açmazdayken hazır. At E5. Vezir E7 oynayacak. O da beni açmaz alacak. O pozisyonda ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Düşünelim birazcık. At E5 oynayabiliriz herhalde ya. At E5 var burada, evet arkadaşlar. At E5 var. Çünkü vezir E7 hamlesine D4 bile oynarız. F7 yiyebiliriz bir tane. Yani o bile olabilir herhalde. Çünkü şu anda hem F7'ye hem ata hem file baskımız var. Oldukça dinamik bir konum. Açmazdı zaten burası. Vezir E7 bir korumaya çalışırsa da acaba ilk file mi almak lazım orada, onu düşünüyorum ama İlginç variantlar var orada. Mesela vezir E7 oynarsa fil F7'de şah D8 tek hamle, onda vezir çarpı C6 belki olabilir. Alırsa aç C6 çatal oluyor. Ama orada ara hamle vezir E5 oynayabilir belki sanıyorum. Evet, ondan sonra almak isteyebilir. Tamam, bu hamle F7 boşta. Şimdi F7 piyonunu atla mı fille mi yesek? Fille yesek şah E7 tek hamle, ona vezir A3 oynasak mat olmuyor mu? Fil F7, şah E7, vezir A3. Evet, ona girelim bence. Fil F7, şah E7 oynarsa vezir A3'ten sonra bu çaprazdan rakibin şahını yakalamış oluyoruz arkadaşlar. Ve kaçacak yeri kalmıyor. Çok ilginç bir şekilde maçı çok erkenden kazanmış oluyoruz gerçekten. 13 hamlede at B4'de vezir B4'ten sonra mat var. İşte bu file erken çıktığı için devamında da hatalar zinciri oldu ve çok aslında ilginç bir şekilde vezirle mat yapmış olduk. Hemen devam edelim yeni maçımızda. Evet, yeni rakibimiz geldi. D4 oynayalım bu sefer de. Önceki maç E4 oynamıştık. D4 oynayalım. Bir de vezir gambit oynayacağım şimdi. Bakalım rakibin hamlesi de önemli tabii ki de. Evet, vezir gambiti oynayalım. Bakalım vezir gambiti hangi varyant oynayacak? E6 oynadı herhalde. Vezir ilk defasında oynayacak rakip. At F3 oynayalım. Devamında at C3, fil F4, E3. O yapıyı dizmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Vezir gambiti oynuyor. Vezir kanadında piyon feda edilen bir açılış. Bu piyonu almaya çalışabilir rakip ama alınca arkadaşlar geri alabiliyoruz. O yüzden geri alabildiğimiz için bu gambit güzel kabul ediliyor. Çünkü C piyonu aslında merkez piyonu değişmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
Burada rakip aldı B5'li yapıları tercih etmek istiyor. Bir tane A4 o yüzden oynayabiliriz. A4'de bir sakınca var mı bakıyorum. Yok herhalde. Bir A4 oynayalım. Vezir A5'lere de Vezir C2 oynayabiliriz. Devamında E3'ten sonra şimdi E3 oynarsam at D5 oynayacak. Peki. E4 oynarsak o zaman E4 oynayalım. Şimdi almak istedim bakalım. Şimdi B5 oynayacak. Şimdi burada at E5 biraz baskıya gelebiliriz. Belki C6'ya. Başka ne olabilir? Alıp alıp belki açmazdan kurtarabiliriz. Bir tane file 2 oynayalım. Sakin oynayalım birazcık daha. Şimdi rakip piyonu aldı. Biz merkeze aldık. Normalde o piyonu geri alabiliyoruz ama fil B4'te olduğu için at açmazda ve bu yapıda şu anda alamıyoruz. Daha demin E4 yerine E3 oynasaydım at D5'ten sonra çok başımız ağrıyacaktı. Ver fili açmazdaki atı istiyordu. Rok atalım. Şimdi rakip bir piyon aldı fakat gelişimde geri kalacak ve merkezde de geri kalacak. Ben de onu kullanmaya çalışacağım. Alıp alıp bir şeyler deneyebiliyor muyuz? Hala burası olmuyor. At E5 de devam etsek alıyor. Çok bir şey de demiyoruz. Kale B1 oynayabiliriz belki. B5'e baskı için ama A6 oynayacaktır ona. Peki biz devam edelim gelişmeyi. Vezir C2 oynayalım. Ben konumu gayet beğeniyorum. Bir piyon verdik. Gambit aslında bu. Vezir Gambit'i bir piyonu rakibe verdik şu anda. Bu piyonu verdik ama bu piyonu aldığı için rakip çok mutlu değildir. Çünkü merkezi bize verdi ve piyon yapısı aslında şu anda birazcık gördüğünüz gibi kötü. O yüzden bir sorunumuz yok diyebiliriz. At E5 her zaman gözüme hoş geliyor. At E5 oynamak istiyorum aslında. Son at C6 fikirleri olacak bu at buradan kalkınca. Ve at E5'ten sonra fil G5'ten de biraz kuvvetli olabilir. O yüzden bir at E5 oynayalım. Zaten artık oyun ortası geldi. Biraz daha taşlarımızın yerini daha da iyileştirmemiz lazım. Peki böyle bir hamle yaptı rakip. Aslında H3 oynamak mantıklı ama H3'e at G6 var galiba. Değişmek zorunda kalabiliriz. Fil G5 oynasam. Fil G5 sanki güzel bir hamle. Çünkü bu çaprazı gerçekten zayıf yakaladım. Onu kullanmak istiyorum birazcık daha. Evet rakip ona razı oldu. Çok ilginç. Buna neden razı oldu? Alıp alıp at G4 gelsem şak G7 mi oynayacak? Ona da veziri gelsem ona da kale H8 oynayacak. Vezir F4 gitsem ona da ver desem ona da F5 oynayacak. Ama çok zayıf diyor ya. Alalım arkadaşlar. Rakibi şak kanı zayıflatalım. Şimdi at G4'de şak G7 gördüm. Vezir D2'ye de kale H8 gördüm. Kale H8 oynayınca da vezir F4 buna baskı yapabiliriz. Ona da F5 gördüm ama bence bu varyant bize iyi. O yüzden girdim. Bakın aynıları oynandı zaten. Şimdi F5 hamlesi düşünecek. Şimdi F5 oynarsa evet, hapse oynandı. Şimdi F5 hamlesinde ben dedim ki burada en kötü vezir E5 şah çekerim. Zaten çok üstün pozisyonda dedim. Vezir E5 şah çekelim. Çünkü şimdi arkadaşlar rakibin şahı zaten bu tarafa doğru giderse vezir F6'dan sonra felaket. Buraya doğru giderse at F6'dan sonra çok iyiyiz. Buraya giderse kale boşta. G8 gidebilir, H7 gidebilir. Buraya giderse vezir F6 ne oluyor burada? Vezir F6 oynasak. Bunu ama atı açsak mat olur herhalde. Atı niye açalım? Atı arkadaşlar buraya açacaktık ve mattı açarak şah çekecektik. Bugünkü oyunlar gerçekten çok enteresan geçiyor. Çok böyle zevkli oyunlar oldu şu ana kadar. Bir de C olduk. Bakalım 3. maçımızda rakip D4 oynadı. At F6 oynayalım. Bakalım Vezir Gambit'i mi oynayacak? Evet C5 oynayalım biz de. Bakalım sürmeyi mi tercih edecek yoksa korumayı mı tercih edecek? E3 de korudu. Peki alıp alıp D5 oynayabiliriz. Veya E6 oynayalım. Bu da bir seçenek tabii ki de E6 da oynayabiliriz. At C3'e de file 7 mi oynasak? File 7 oynayalım ya. Çok agresif oynamayalım. Rok atalım. Sonra aslında veziri inte çevirmeye çalışacağız burayı. D5 şimdi oynayabiliriz artık. Tamam.
B6 fil B7 at D7 oynayacağım şimdi. Ve aslında C5 erken ödük at C6 da oynayabiliriz. Ama ben B6 fil B7 yapıyı oynayacağım şu anda. Daha sağlam olduğu için onu oynayacağım. Diğeri biraz daha agresif at C6 oynasaydım. Biraz daha agresif bir yapı olacaktı. O yüzden bu yapıyı dizmeye çalışacağım. At D7'den sonra gayet rahat bir konum olacak. At D7'den sonra bir fikir E4 karesinin kontrolü arkadaşlar. At D7 mesela E4'ü kontrol etmem gerekiyor. Bu filin zaten oradaki anlamı da o. Bu hamle güzel bir hamle olabilir. Çünkü benim amacım at D7'den sonra bunu almaktı. Şimdi piyonunu almak zorunda kalacağım. Askıda piyonlarım kalabilir. Alırsa bir tane de alırsam askıda piyonlarım kalacak. Askıda piyonları iyi oynamamız lazım. Umarım alır ki askıda piyon çalışmış oluruz. Güzel olur. Ben de bayağıdır askıda piyon oynamamıştım. Keşke aslında ben de piyonla alsam. Ama almadı. Peki. D4 ara hamle oynayabiliyor muyuz? Fil F3 fikriyle oynayabiliyor muyuz acaba? Oradaki şah hakkını dağıtmak için. Ama onu at E4 oynayabilir. At E4 oynuyor. Yok, olmuyor tam olarak. Çok içime sinmedi. O zaman bir at D7 oynayalım biz. Tamam. Şimdi buradaki önemli durum, rakip bizi alırsa ben de tamam süper. Rakip bizi aldı, biz de onu aldık. Arkadaşlar bu piyonlar askıda piyonlar deniyor. İzole değil askıda, çünkü sanki ikisi yalnız başına kalmış gibi düşünebilirsiniz. Burada taşlarımı bir tanesini vezir B6 oynayabilirim. Burayı korumak için. Filimle atım zaten burada koruyor piyonu. Burada atımla film zaten koruyor. Bu piyonları korumam lazım. Bir yerde de ilerletebilirsem piyonu çok güzel olacak. Ya bir kalemi C'ye, bir kalemi D'ye oynayacağım. Askıda piyonun arkasına oynayacağım. Elimden geldiği kadar bütün kuvvetlerimi de bunları korumaya çalışarak oynamaya çalışmalıyım. Devamında koruduktan sonra da arkadaşlar bir yerde D4'ü yakalamam lazım. Bunu oynarsam pozisyon fena kalmıyor. Onu yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bakalım ne olacak. Bunlara satrançta askıda piyon deniyor ve ben de onu oynamaya çalışacağım. Rakip ama kaşınıyor gibi istiyorum biraz. Vezir E2 nasıl bir hamle? C4 oynayamıyoruz ama şu anda. Tamam. Şu an değil ama bir gün elbet. Vezir B6 oynayalım ve B3'e baskı yapalım. Bence bir yerde rakip kaşınıyor. Yani bu C4'ten sonra bir şey olacak gibi duruyor. Bakalım. Şimdi burada at A4 fikirleri bir yerde çıkabilir. O yüzden filmi C6'da bekletebilirim. Ama şu an için çok gerek yok herhalde. Film pozisyonu bir tık iyileştirip fil D6 oynayabilirim. Bu da bir seçenek. Ama ilk başta kale D8 oynamak istiyorum ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir detay var. Bu atımın benim E6'da olması önemli. Çünkü D4 oynamak isteyeceğim ya bir yerde. O yüzden bunu desteklemeli. Yani şu an bu at burada işime yaramıyor. Ama F8'den E6'ya giderse D4 sürüşünü destekleyecek. O yüzden E6'ya gitmesi önemli. Eğer E6'ya gelebilirse bu at gerçekten D4 sürüşünü desteklediği için ve D4 sürüşünden sonra alıp bu piyon geçer olduğu için, merkeze bir geçer piyonumuz olduğu için de önemli piyon haline gelebiliyor. Buradaki askıda piyonun bir fikri de bir yerde D4'ü sürüp geçer elde edip onun baskısıyla rakip üstüne doğru gitmek. Ben de bunu yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. O yüzden at E6 oynamaya çalışacağım. Derken rakip aklımızı mı okudu, ne yaptı? Ama at E6 ben oynayacağım. Alırsa da piyonla alayım, sorun yok. Bir dakika, başka bir hamle olabilir mi? Başka bir tane fil A6 ara hamlesi olabilir mi? Ona bakıyorum ama vezir C2 oynar. Çok bir şey elde edebilmemiz. Hayır. Kalemizi oynasak yani ama yok ya, at E6 biz oynayalım, bir şey olmaz. At E6 güzel bir hamle zaten. Şimdi o fili oraya geldi. Fakat filli atı yese ben mutlu olurum yani. Çünkü fil çiftini almış olurum. Bizim için hiç fena olmaz fil çiftini almak. O yüzden atımı yine de ben E6'ya oynadım. Bir problemim yok. Bakalım rakip ne oynayacak burada. Yani bilmiyorum ama bu fili çok kötü kaldı. Şimdi bu fili normalde B2'ye koyması lazım ama B2'ye koyunca her zaman vezir B3 var mı yok mu onu hesaplaması gerekiyor. Derken böyle bir hamle yaptı. Vezirimizi nereye oynayabiliriz diye soruyor bize. Peki. Vezir C6 aslında hep gözüme çarpan bir hamleydi başından beri ama vezir C6'ları acaba at E5, vezir C7 oynarız. Bir şey elde edemiyor ya aslında.
Bence vezir C6 oynayalım biz. Bu 6. yatay durmak istiyorum. Bunun sebebi var arkadaşlar. Vezir C7 oynayacağız artık. Şimdi 6'ya da durmak istiyordum. Sebebi şuydu. Bir tane fil A6 belki bir yerde çıkabilir diye durmak istiyordum ama rakip izin vermedi. Ama şimdi kendini E3 piyonu zayıflattı. Şimdi o bahsettiğimiz D4 hamlesinin yeri ve zamanı mı şu anda? Onu düşünelim ilk önce. Ama rakip E3'teki zayıflıktan kurtulmuş otomatik olarak. Onu çok ister miyiz? Ona emin değilim. Atı buraya gelsek mantıklı bir hamle. Onu düşünüyorum biraz daha. C4 yapmak da mantıklı. Aslında bu da bir geçer piyon olabilir. O da bir mantık var şu anda. Orada bir iyi işler olabilir. Ama o piyon düşebilir oynarsak. Kolay değil. Başka ne olabilir? Fil D6 oynayabiliriz. Bu ata baskı için ama fil B2 oynar. Çok bir şey elde edemez gibi düşünüyorum. Tamam. Hazır zamanımız varken D4 oynasak mı? Çünkü arkadaşlar bu zamanı kaçırırsak işte o zaman tren kaçıyor. Yani onu bir yerde oynamamız lazım. G6 oynarsak file 3 oynuyor. Çok bir şey edemiyoruz yine. Fil D6'ya fil B2 var dedik. C4'e alıp kaleleri de alıp sonra C4'teki piyonu alabilir sanki. Yani o C4 düşüyor gibi. O da çok olmuyor. Başka ne olabilir? Vezir A5 gitsek sonra C4 istesek. Bu belki ilginç fikir şu. Ata baskı için ama alamıyor da süremiyor da gibi olur. Atı ne yapacak orada? Ellemezse alıp istemiş oluruz. O ilginç bir şey aslında. Vezir A5 ilginç fikir. Şu an gözüme hoş gelen bir hamle Vezir A5. Ama en basitten Vezir A5'e fil D2 oynasa ne yapacağız? Vezir geri kaçınacağız. Fil C3 oynayacak. Bu çaprazda baskı elde edecek. Yok. Tamam ben D4 oynuyorum arkadaşlar. D4 oynuyorum derken rakip de oyundan ayrıldı. Umarım geri döner çünkü çok güzel maç oluyor. Gaybet talep etmeyeceğim. Bekleyeceğim rakibi. Şimdi buradaki durumu biraz daha açıklamak istiyorum sizlere. Askıda piyonlar var. Bir yerde sürüp geçir elde etmem gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu piyonu sürdüm. Ama bunun yeri çok önemli. Bunun şu anda yeri geldiği için sürdüm arkadaşlar. Rakip bizi alırsa da piyonla veya atla belki yiyebilirim ama atla yersen tabii yiyince yiyoruz. Yiyince yiyoruz tekrar. Onu bir hesaplamak lazım detaylı bir şekilde. Yani onu düşüneceğiz. Rakip hala gelmedi. Bağlantısı biraz zayıf gözüküyor. Belki ondandır diye bekliyorum şu anda. İnternet kopmuş olabilir. Bekleyelim. Biraz daha. Çünkü bu şekilde kazanmak istemiyorum. Zaten videonun amacı sizlere güzel oyunlar izletmek. Bu Elo'da güzel fikirler göstermeye çalışmak. Her Elo'ya karşı maç yapmaya çalışıyorum. 700 puanla amaçlı 2150 puana kadar bu videoda gelmeye çalışıyoruz. Gerçekten sıfırdan aslında zirveye doğru bir video serisi oluyor. Anlatarak oynamaya çalışıyorum ben. 700 puandan itibaren. Her seviyeyi görerek aslında gelmiş oldunuz ve oldukça keyifli oluyor. Hem sizin hem benim için diye düşünüyorum. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur videolardan. Ama şu an dönecek gibi de değil rakip ya. Dönmüyor, ne yapsak ki? Acaba kabul etsek ama kabul etsek de video bitecek. Evet D4 hamlesi oynadık. Birazcık daha bekleyin. Ben buradaki fikrini anlatayım. Şimdi piyonla alacağız herhalde. Piyon aldıktan sonra arkadaşlar bu piyon çok büyük bir alan kazanacak aslında. Ve bu alanı kazandığı için biz aslında taşlarımızda sadece bu piyonun sürülmesini isteyeceğiz. Yani bu kale şu anda zaten baskı yapıyor. Belki bir yerde fil A6'dan sonra sürmek isteyebiliriz. Belki F4 piyonu biraz zayıf kalır. Belki F4'de baskı yaparız. Bu piyon sayesinde belki atımızla D5'ten E3'e veya C3'e zıplayabilir. Çünkü D4'te bir piyon var ve E3 ve C3 karesi zayıflayacak. Belki bir yerde oturmak isteyebiliriz buralara. Yani amacımız aslında filimizin çaprazı açıldı. Öyle güzel bir ayrıntı var. Buradan bir atak yapacağız. Fil çiftimizi daha iyi kullanacağız. Biliyorsunuz konumu açtıkça
Fil çifti önemi artıyor. Ya şu anda konum açma hamlesi yapıyoruz ve fil çiftimiz var. Bu filimiz çok iyi değildi ama birazdan çalışacak. Eğer alınca alacağız. Bu fil de biraz çalışacak. Belki bir yerde C5'ten bu çaprazdan baskı yapacak. Bu sebepten dolayı bu hamle yararlıydı. Ama evet, rakip dönmüyor. Galibiyet talep edebiliriz. 2145 puan olduk. 2150 gibi düşünebiliriz. Çünkü 3. maçımız da sona erdi. Bir dahaki videomuzda 2150 puandan, yani 2145 puan daha doğrusu, 2200 puan doğru çıkmaya çalışırız. Her videoda böyle 3-4 tane maç yapıp elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım bu Elo'da da. Ve zirveye doğru tırmanacağız. Belki belli bir Elo'dan sonra da beraber saatlik turnuvalara katılırız. Blitz olur, Rapid olur. Belki orada oynar oynar çalışırız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok keyifli video oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. 700 puandan 2150 puana kadar yükseldik ve gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Sizler de lütfen Lichess'te oynarken bu şekilde aslında düşünerek oynamanız lazım. Satranç çok hızlı oynanmaması gereken bir spor ve düşünmemiz gereken bir spor. Bu yüzden aslında rapid oynuyoruz ki biraz daha düşünmeye fırsatımız olsun. Plan yapmaya, hesap yapmaya fırsatımız olsun diye rapid maçla oynamanız da oldukça önemli diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.